Evlendiğinden beri yanında kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Hanımı babasını istemiyor, onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma sırasında eşi bütün bağları kopardı, dedi ki ya ben giderim ya da baban bu evde kalmayacak. Adam eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında bir sorunu yoktu ve eşi için de çok mücadele etmişti. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü. Kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce acılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını. Haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı güya. Babasına lazım olacak bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı, kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Can, baba ben de seninle gelmek istiyorum diye ısrar edince onu da aldı arabaya, birlikte yola koyuldular. Kara kışın tam ortaları, korkunç bir soğuk var. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlar. Ve minik Can da sürekli babasına diyor ki baba nereye gidiyoruz? Ama cevap alamıyor. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adam gizli gizli gözyaşı döküyor. Oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Barakanın bir köşesini temizledi, hazırladı. Arabadan yüklendiği yatağı oraya itinayla serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En sonda da babasını sırtladı, yatağa yatırdı. Tipi adeta barakanın içinde hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını izledi. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı adamcağız. Yarın yine gelir, bir yorgan birkaç battaniye getiririm diye düşündü. Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi. O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak saplanmış gibi. Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gururu incinmişti. İçi yanıyordu, içi. Ama belli etmemeye çalışıyordu. Minik Can'sa olanlara anlam veremiyordu. Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına girdi, yanaklarını ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor, hıçkır hıçkır ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve Can'ın elini tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler. Can yola çıktıklarında ağlamaya başladı. Neden dedemi o soğuk yerde bıraktın baba diye. Verecek hiçbir cevap bulamıyordu. Annen böyle istedi oğlum diyemiyordu. Can o an öyle bir şey söyledi ki adamın dünyası başına yıkıldı. Baba dedi, sen de yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim? Bu sorunun yönetilmesiyle birlikte deliler gibi çevirdi arabayı. Barakaya döndü. Koştu babasına. Affet dedi beni baba, affet. Baba oğul sımsıkı sarıldılar. Çocuklar gibi ağladılar. Oğlu baba beni affet. Sana bu muameleyi yaptığım için beni affet diye hatasını belli ediyordu. Babası ise oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı veriyor. Diyordu ki geri geleceğini biliyordum yavrum. Ben babamı dağ başına atmadım ki. Sen beni atasın.
adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey 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 hey. Cebinde yok parası, bofradır cigarası, yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, ağlama benim babam hey. Ağlama mazlum babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam hey. Bir kapıyı kapayan gene açar babam, Allah büyük baba.